Sadece evet. güneş hazırladık. Evet. Yanında bir pilavımız, meyirimiz, bir de tatlımız var. Evet. Buradaysa ne hazırladık abla? Kuzu haşlama hazırladık. Tamam. Yan ürünler salata, tatlı, pilav. Tamam. Buradaysa? Burada spesiyel tavuk, meyir çorbası, karpuz, pilav. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın ofis semtine geldik. Burada Başak Yemek'te sizlere ezberinizi bozacak bir Suriye yemek videosu hazırlayacağız. 4 çeşit yemeği uygun fiyata veriyorlar. Daha önce Instagram videosunu çektim. Çok ilgi uyandırınca dedim ki bu sefer de YouTube videosu çekmek için buraya geldik. Hazırsanız gelin Emine Usta birlikte sizlere 4 çeşit yemeği nasıl uygun fiyata veriyorlar başından sonuna kadar detaylı bir şekilde anlatacağız. Hadi o zaman geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, 4 çeşit yemek 30 lira. Hadi gelin bakalım nasıl olmuş. Emine Usta merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin Emine Usta? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Emine Usta, geçen hafta geldim. Evet. Instagram çekimi yaptım. Çok ilgi uyandırdı. Dedi ki 4 çeşit yemek nasıl 30 lira oluyor? Bugün geldik. Evet. YouTube çekimi yapacağız. Evet, buyurun. Şimdi öncelikle senin yanında neler var abla? Ben hızlı bir şekilde söyleyelim. Et tantuni var. Tavuk evet. tantunimiz var. Evet. Burada kavurmamız var. Sulu kavurma. Evet. Bunlar olmazsa olmaz her gün var abla. Her gün var. Bir de Suriye yemekler var. Aynen. Aslında ben bugün onun için gelmiştim. İstersen yanına geleyim abla. Evet, buyurun. Evet Emine abla, sendeyiz. Musakamız var. Şurada musakamız var. Musakamız var. Orman kebabı var. Tamam. Tavuk sote. Tamam. Spesiyal tavuk. Spesiyal tavuk, tamam. Sajda servis yapıyoruz. Güvecimiz var. Tamam. Kuzu haşlamamız var. Kuzu haşlamamız var. Evet. Tamam. Pilavımız var, makarnamız var. Fırın güveç. Fırın güvecimiz var. Pilav var. Bir de makarna var. Evet. Bir de bunların yanında yancılar olarak. Evet, mesela, yancılar olarak. Evet. Tatlımız var. Tamam. Karpuz var. Meyir çorbamız, salatamız. Sol dolapta evet. karpuzumuz var. Meyir çorbamız var. Salata bir de salata var. Şimdi Emine Usta, şöyle ben sana söyleyeyim. Burası nasıl çalışıyor, nasıl işliyor? Biraz bana bahsedebilir misin? Sabah 8'de açıyoruz. Akşam tamam. 8'e kadar. Tamam. O daim içerisinde müşteriler geliyor yani. Peki mesela diyelim ki her gün yemekler aynı mı? Aynı. Bazen evet. değişebiliyor da. Bazen değişebiliyor. Bazen değişebiliyor. Mesela diyelim ki nasıl servis ediyorsun? Bir sulu yemek veriyorsunuz. Onu bir sulu yemek, bir ana evet. yemek. Tamam. Bir pilav yahut da makarna. Tamam. Yan ürünler olarak tercihe bağlı. Karpuzla meyir çorbası, tatlıyla salata. Ona göre veriyoruz. Müşteriye göre veriyoruz. Müşterinin seçeneğine göre daha doğrusu. Peki her gün tavuk tantuni ve et tantuni de var. Onu niye yapıyorsun peki abla? Yani ilk defa gördüm sulu yemek veren birisi bu şekilde yani yapıyor. Yani değişiklik olsun diye, müşteriye her şekilde hitap etsin diye yapıyoruz. Yani diyorsun ki sulu yemek istemeyenler olursa alternatif olarak. Aynen. Yoğurtlu tantunimiz de var artık. Bir de burada yapıyoruz. Bir şey görüyorum. Bu da kavurmamız görüyorum. Var. Evet, sulu kavurma. Dana kavurma. Aynen. Bu da dana kavurmamız. Evet. Bunu da porsiyonlar veriyorsunuz. Evet. Ekstradan veriyorsunuz. Dur abla, hemen fiyatlarını, zaten fiyatını hepsini tek tek söyleyeceğiz. Seninle söyle abla. Tantuni'den başla abla. Tantuni. Et tantuni fiyatı ne kadar abla? 25 lira. 25 lira. Hı-hı. Tamam. Tavuk 15 lira. Tamam. Kavurmamız 35 lira. Kavurma 35 lira. Tabii yanında evet. pilav ve salata falan tabii, veriyorsun. Tabii, o şekilde veriyorsun abla. Aynen. Bir de bunlar da zaten. Evet. Bunlar da hepsi 30 TL'den. 30 TL. Sadece kuzu haşlamamız var 40 evet. TL'den. Şimdi Emin abla ben sana bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi ben Instagram'a attım, bana dediler ki çok uygun fiyata veriyor. Evet. Nereden kazanıyorlar? Acaba kötü bir yağ mı kullanıyorlar? Hani ben dedim ki ben mekan sahibine söyleyeyim. Ona söyleyeyim, onu nereden kazanıyorsun? Niye bu kadar uygun fiyata veriyorsunuz? Evet. Bugün lokantada sulu yemek yerseniz bu şekilde 50 liradan aşağı para bırakmazsın. Doğru. Söz sende abla. Biz yeni açtığımız için evet. Müşterilerimize bir jest olsun diye tabii evet. bu fiyatla kalmayız. İleride tabii ki de biz de yani kazancı elde etmek için fiyatımız artış olacaktır. Evet. Ürün kötü ürün diye bir şey yoktur. Müşterinin gelip tadına bakmasını istiyor. Tatması gerekiyor. Yani. Şimdi şöyle bir şey maalesef fiyatlar her gün artıyor. Evet. Bu da isterseniz yemeklere yansıyor. Şimdi uygun fiyatı göstereceğiz ama hani insanların aklında bir şey kalmaması için söyledim ben de. Evet. Bir de şöyle bir çalışıyorsunuz abla herhalde. Sürümden kazanıyorsunuz. Toplu aynen, yemek sürümden. Verdiğiniz için hı-hı. burası evet. o sistemi kullanıyor. Olduğu için evet sürümden kazanıyorsunuz. O şekilde kazanıyorsunuz. Aynen. Peki biz bugün ne yiyelim Emine Usta? Bugün size güveç verelim. Tavuk spesiyal verelim. Yahut da musakka verelim. Şöyle bir şey yapalım mı? 3 farklı evet. menü gösterelim. Evet. Birbirinden bağımsız olsun. Bağımsız olsun. Evet. Gelenlere gösterelim. En azından hepsini tek tek tatsınlar diye abla. Tamam. Tamam o zaman. Oldu. Nasıl şey yapıyorsun Emine abla? Ben seni izliyorum. Emine abla önce sen şöyle, spesiyaliten tavuk veriyorsun. Evet. Bir de Emine abla ricam herkese
aynı ölçüde verdiğin yumurta da ver. Objektif olalım. Buraya gelen adam en azından yiyeceği miktarı bilsin. Doğrudur. Aynen öyle. Kandırmaca olmasın. Kesinlikle. Senden ricam. Bir tane de kavurma ver istesem Emine abla. Şundan ver, farklı olsun. Bunun fiyatı farklı diyor. Bunun fiyatı 40 lira. Niye 40 lira, onu söyler misin? Kuzu eti olduğu için, kemikle kuzu eti olduğu için. Evet. Ondan dolayı. Anladım valla. Bir porsiyon da ondan aldık. Bir de size şöyle bir güveç verelim. Ondan biraz bahsedebilir misin Emine abla? Güveç. Onu nasıl yapıyorsunuz mesela? Taş fırında pişiriyoruz. Tamam. Biz servislerimizi sadece şöyle sajda servis yapıyoruz. Hani daha değişiklik olsun. Artı müşterilerimiz böyle tercih ediyor. Bu şekilde sadece tercih ediyor. Burada pişirmişsiniz. Daha sonra kendiniz özel... Taş fırında pişiriyoruz. Evet. Servis aşamasında şöyle sajda. Anladım usta. Emine usta. Evet, üç farklı tepsi, üç farklı menü hazırladık. Sadece güveç hazırladık. Evet. Yanında bir pilavımız, meyirimiz, bir de tatlımız var. Evet. Buradaysa ne hazırladık abla? Kuzu haşlama hazırladık. Tamam. Yan ürünler salata, tatlı, pilav. Tamam. Buradaysa? Burada spesiyel tavuk, meyir çorbası, karpuz, pilav. Yani bir tepsi, bir sulu yemek, 4 çeşit, 30 lira diyoruz ya, olay budur. Sadece kuzu haşlama, evet, 40 sadece lira. Bu 40 lira. Evet. Diğerleri? Diğerleri 30. Diğeri 30 lira. Evet. Emine usta, ben masaya geçeyim. Bunların tadına bakayım. Tamam. Sonra birlikteyiz. Oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol Emine usta. Evet sevgili dostlar. Geldik en güzel ana. Yani hepsini zaten yiyemeyeceğim. Onu altını çizeyim. O kadar da değil yani. Haberiniz olsun. Sizlere göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir menümüz var. Menüyü gösterdik size. Tavuk sevenler için. Güveç sevenler için bunu göstermeye çalışacağız. Bir de olmazsa olmaz, ben et seviyorum, et ağırlıklı olsun diyenler için de şöyle bir menü hazırladık. Yandaki yancılar değişiyor, isteğine göre kalmış. Karpuz istersin, tatlı istersin, o sana kalmış. Pilavın yanında ekstradan bazı günler bulgur oluyor. Az önce gördüğünüz gibi makarna da oluyor, bildiğiniz olsun. İzninizle önce hangisinden başlayalım Apo? Bence güveçten başlayalım, hadi bakalım. Diyorlar ki ekmek niye kullanmıyorsun? Et var mı? Bak abi et, kuzu eti görüyor musun? Yani bu miktar kesinlikle doyurucu ya. Emin abla standart vermişsin değil mi? Bu bile insanın gözünü doyurdu şimdiden ha. Miktar olarak. Standart diyor. Şöyle Apocuğum. O kadar güzel. Şimdi bunun yanında meyir olmazsa olmaz. Meyiri gösterelim Apo. Bu birinci menümüz. Şimdi ikinci menüyü göstermek istiyorum. Abla dedi ki bu kuzu eti kemikli olduğu için bunun fiyatı, şöyle bir porsiyon aldığınız zaman sadece bunun fiyatı 40 lira, haberiniz olsun. Sulu kavurma da var, sulu kavurma da onun bugün itibariyle bir porsiyon bu şekilde 35 lira. Ha bu kavurma da güzelmiş ha, inan. Vallahi efsane. Bir de burada salata var ekstradan, salata da bu şekilde. Lokum gibi ya, yani böyle sert değil etin. Bu da efsane inan. Vallahi fiyatlar nasıl kurtarıyor ben de anlamıyorum ama yani 30 liraya dışarıda tavuk döner veriyorlar. Ondan sonra Adana dürüm veriyor 30-35 liraya. Şöyle bir menü 30 lira yemek inan imkansız bir şey. Bence çok güzel yani ya. Ben çok hoşuma gitti. Özellikle ben bunu size göstermek istedim. Hep bana diyorsunuz ya abi uygun yerleri fiyatlarını, uygun mekanların fiyatlarını gösterir misin diye. Abi şöyle bir menü 40 lira 30 liraya. Yani 30 lira değil mi? Tavuk döner adam burada 4 çeşit yemeği sana veriyor. 30 lira yani. Ha yakında zam gelir mi ona bir şey demem ama bugün itibariyle bence tam ürün, performans ürünü yani. Bir de şurada bir tavuk var. Spesiyel tavuk. Hani mesela olur da et sevmeyenler olursa spesiyel tavuk da göstereyim Emine abla. Şöyle göstereyim dostlar. Bunun yanında da biz pilav istedik, meyir istedik, karpuz istedik şöyle. Onun tadına bakayım. Ha bu tavuk da güzel. Terbiyesi iyi verilmiş haberin olsun. Sosu güzel, tadı da güzel. Ya zaten ben daha önce gelmiştim, hepsini yemiştim. Yani ezberimde olduğu için o yüzden rahat rahat diyebiliyorum, güzeldir. Yazın olmazsa olmaz bizim buradan meyil kesinlikle çok iyi gidiyor. Hele bunların yanında böyle rahatlıyorsunuz, haberiniz olsun. Efsane. Evet sevgili dostlar, biz bunları yiyeceğiz. O konuda sıkıntı yok. Apo Bey ile birlikte bunları gömeceğiz. Problem yok. Sizlere 3 mekan, 3 çeşit yemeği göstermeye çalıştım. Ekstradan bunların dışında da yemeklerimiz vardı. Diğer günlerde karniyalık var.
Ondan sonra söyleyeyim, başka su yemekte çeşitli mutlaka vardır. İsteğiniz de size kalmış. Yalnız şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Emre abi de dedi ki yakın zamanda burası 24 saat boyunca sulu yemek verecek, bilginiz olsun. Paket servisi bugün itibariyle yok. Olur da mesela DJ Kent'ten ve otogarda istersen böyle bir imkan yok. Ama 24 saat boyunca şu sulu yemekler, tantuniler her zaman olacak. Yemek isteyen olursa mutlaka ofiste, neredeyiz abi? Yüksel Taksim karşısında bekliyoruz. O zaman videomuz devam ediyor efendim. Biz bunları yemeye devam ediyoruz. Emine Usta, eline koluna sağlık. Öncelikle gerçekten yemeklerin güzeldi ablam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Sen son söz olarak buraya gelecek olan misafirlere bir şey söylemek ister misin? Öyle kapatalım. Yani fiyat açısından soru İçinden işareti ne geçiyorsa olmasın, buraya gelecek olan misafirler için. Soru işareti olmasın. Buyursunlar gelsinler. Yemeğin bir tadına baksınlar. Sen sürekli buradasın zaten. Aynen. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin ablam. Evet sevgili dostlar. Geldik güzel bir videonun daha sonuna. Mekan 10 numara. Yemekler 10 numara. Fiyat konusunda ultra iyi. 16'ın çizmek istiyorum. Sulu yemek seviyorsanız, tantuni seviyorsanız mekanı kesinlikle size tavsiye ediyorum. Yolunuz ofis Yüksel Taksim'e oradan geçerse mutlaka deneyin derim. Gelip yiyenler yedikten sonra da mutlaka ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ben beğendim. Belki sizin de düşüneceğinizi merak ediyorum. Bu tarz videoların devamlı gelmesini çok istiyoruz. Gezmek istiyoruz. Enerjimiz var. Sadece bir desteğimiz eksik efendim. Destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diyarbakır'dan ofisten herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.